Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri. Türkiye'nin acil sağlık hizmeti sağlayan personele hitap eden tek kanal, tek site ve tek radyo 112 Acil FM'desiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağlık personelinin eğitim merkezinde bugün hepinizin bildiği üzere solunum durması sonrası ileri hava yolu desteği sağlamak amaçlı entübasyon uygulaması yapılır. Peki entübasyon tüpünü kalıplaşmış numaralı göre mi seçelim? Entübasyon tüpünün numarasını seçtik. Peki ne kadar ilerletelim? Entübasyonda püf noktalar neler? Bebeklerde neden kafsız tüp tercih edilmeli? Peki kafsız tüp yok ise ne yapmalıyız? Çocuklar için entübasyon tüp numarasını kolayca nasıl bulabiliriz? Tüm bu soruların cevabına bu içerimizde yer vereceğiz. 112 Acil Efem, sağlık personeli sesi. Entübasyon tüpleri kaflı ve kafsız olmak üzere iki çeşittir. Yeni doğandan 8 yaşına kadar genellikle kafsız tüp tercih edilir. Uygulamamızda bununla beraber laringoskop setimizdeki düz bileklikler tercih edilir. Bebek ve çocuklarda entübasyon tüp hesaplamasını sizlere basit birkaç formül ile göstereceğiz. Kafsız seçilen trakeal tüp için yaş bölü 4 artı 4 olarak basit bir hesaplamamız vardı. Örneğin 4 yaşında bir vakanız var ve entübasyon yapacaksınız. O çocuk için kafsız entübasyon tüpünü uygun gördünüz. 4 bölü 4 eşittir 1 artı 4 seçeneğiyle 5 numaralı kafsız entübasyon tüpü o hasta için uygundur. Peki kaflı tüp tercih edeceksek eğer yine aynı şekilde yaş bölü 4 artı 3,5 şeklinde kaflı tüp boyutunu bulabiliriz. Kaflı tüp için de örnek verecek olursak eğer 4 yaşındaki bir çocuğu entübe edeceksek 4 bölü 4 1 artı 3,5 4,5 numaralı kaflı tüpümüz bu hasta için uygundur. Peki entübasyon tüpünü seçtik, uygulamamızı da yaptık. Ancak entübasyon tüpünü ne kadar ilerletelim? Onun için de sizlere kısa bir formül sunmaktayız. Formülümüz çok basit. Ne kadar ilerleteceğimizi öğrenmek için yaş bölü 2 artı 12. Bu formülümüze de örnek verecek olursak eğer 4 yaşındaki bir çocuğa kaflı, 4,5 kafsız, 4 numara entübasyon tüpünü uyguluyoruz. 4 bölü 2 eşittir 2 artı 12 seçeneğiyle 14 santim ilerletmek yeterlidir. Yetişkinlerde ise herhangi bir formül olmaksızın entübasyon tüplerinde erkeklerde 7,5-9 numara, yetişkin bayanlarda ise 7-8 arası tercih edilir. Entübasyon uygulamamızı yaptık ve tüp yerinin doğrulaması için gördüğünüz üzere birçok maddemiz var. Ancak bizler için hastane öncesinde en çok önemli olan kaplometrenin renkleridir. Renklerin anlamlarına gelecek olursak, entübasyon tüpü ile oksijen kaynağı arasına konulan kaplometredeki renkler bizlere entübasyon tüpümüzün uygun yerde olup olmadığının bilgisini verir. Mor renk görülürse eğer maalesef tüp yerinde değil. Açık kahverengi görülürse eğer şüpheli olabilir, olmayabilir. Sarı renk görülürse eğer süper, gayet yerinde. 112 Acil FM'in sunduğu entübasyonu kolaylaştıran bazı bilgi ve formüller videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha birçok video için kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız. 112 Acil FM sundu. Sağlık personelinin sesi. 112'nin sesi. Can kurtarmak bir aşktır. Aşka dair her şey 112 Acil FM'de. 112 Acil FM.